Son iki yıldır Brexit Avrupa politikasının merkezindeydi. Benim gibi Birleşik Krallığa dışarıdan bakan birisi için mesele oldukça karmaşık ve çetrefilli görünüyor. Bir hata yapılmış gibi. Peki buradaki insanlar da aynı şekilde mi düşünüyorlar? Brexit hakkında ne düşündüklerini sormak üzere İngiltere ile Galler arasındaki sınırdayım. En yakın yerleşim yerine doğru yola çıkıyoruz. Chester taraflarındayız. Burası yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı bir kent. Galler ülkesi sınırına oldukça yakın. 2016'da oylarını çok ufak bir farkla Avrupa Birliği'nden ayrılma yönünde kullandılar. İnsanların 50,7'si Brexit'e evet dedi. Geri kalanlar hayır. Her iki taraftan insanları bulmaya çalışacağız. Parlamento şu anda çok ciddi tartışmalar içinde olabilir fakat hiçbir şey Chester'ın Noel neşesine gölge düşüremez. Jackie Noel pazarında hediyelik eşyalar satıyor. İki yıl önce birlikten ayrılma yönünde oy kullandı. Oyunuzu Brexit'ten yana mı kullandınız? Evet. Neden? Çünkü politikalarını sevmiyorum. Seçilmeden gelen kişiler bize ne yapıp ne yapmayacağımızı söylüyor. Kiminle ticaret yapıp kiminle yapamayacağımızı. Onlara sadece para veriyoruz. Hep biraz daha fazla para. Ve paramızın karşılığını alamıyoruz. Hala bunun doğru bir karar olduğunu mu düşünüyorsunuz? Aslına bakarsanız birçok İngiliz bunun doğru bir karar olduğunu düşünüyor. Yoksa oyumuzu bu yönde kullanmazdık. Hiçbir pişmanlığınız yok mu? Hayır, ekonominin büyüyeceğine inanıyorum. İngiltere Merkez Bankası sizinle aynı fikirde değil. Bizi korkutarak istediklerini almaya çalışıyorlar. Şimdiye kadar konuştuğum insanların birçoğu Brexit taraftarı. Önümüzdeki hafta İngiltere parlamentosunda ne olacağıyla ilgili pek ilgilenmiyorlar. Herkes Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının daha iyi olacağına inanıyor. Avrupa Birliği'nde kalma taraftarlarını bulmaya çalışacağım. Brexit'e karşı oy verenlerin gittiği bir dans atölyesine doğru yola çıkıyoruz. Brexit için oy verenlerden ellerini kaldırmalarını isteyebilir miyim? Peki bunun hala doğru tercih olduğunu düşünenler ellerini kaldırabilir mi? Brexit'e hayır dediniz. Evet. Ama insanların kararına saygı gösteriyorsunuz. Evet. Olan biten her şeye rağmen. Evet. Anlaşmadan memnun musunuz? Hayır. Ama başka çaremiz yok, kabul etmek zorundayız. Şartlar ne kadar zor olursa olsun kimse fikrini değiştirmiş gibi durmuyor. Avrupa Birliği'nden ayrılmak Büyük Britanya'yı yalnız bırakacak. Genç nesiller gelecekleri hakkında endişeli. İthalat rakamlarımız doğal olarak düşecek. İş kaybında ve işsizlik oranında patlama yaşanacak. Ticaret duracak. Kısacası Brexit'in herhangi bir yararı olacağına inanmıyorum. Tek başına duran bir ülke olacağız. Hepsi bu. Galler ülkesi de İngiltere gibi Avrupa Birliği'nden ayrılma yönünde oy kullandı. Sınırın öte tarafında insanların fikirlerini değiştirip değiştirmediğini öğrenmek üzere yola çıkıyoruz. En büyük mesele göç sorunuydu. Göçmen karşıtı değilim ama çok fazla göçmen olduğunu düşündüm. Maaşları düşürüyor ve bu ülkenin insanlarını fakirleştiriyordu. Bu nedenle birlikten çıkılması gerektiğine inandım. Ama şimdi Theresa May'in masaya koyduğu anlaşmayla birlikten tam olarak ayrılmıyoruz. Biraz dayanın diyorlar. Bize başka ne vaat etmişlerdi? Ulusal sağlık sistemi haftada 300 milyon ekstra bütçe alacaktı. Tam bir yalan. Bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Gerçekleşmeyecek. Buradaki Brexit yanlıları kısa vadede ekonomik sıkıntı yaşanacağını kabul ediyor fakat uzun vadede Brexit'in doğru karar olduğuna inanıyor. Başlangıçta zor olacağını düşünüyorum ama zamanla... İlk birkaç yıl çok zorlayıcı olacak. Ama aklımızı kullanıp Avrupa Birliği'ne girmeden önce nasıl her şeyi hallediyorsak yine üstesinden geleceğimize inanıyorum.
Brexit taraftarları ve karşıtları referandumdan bu yana ortak bir zeminde buluşmayı başaramadı. Theresa May'in sunduğu Brexit anlaşmasının istedikleri anlaşma olmadığı konusu hariç.